aslına bakarsanız. Peki bunlarla mı sınırlı? Hayır. Dişlerin dışında diş, çene, kemik erimesi oluşurken aynı zamanda çene eklemi problemi de oluşturuyor. Yani diş, çene ve çene eklemi bir bütün aslına bakarsanız. Aynen öyle. Çene ekleminin de hasar aldığını düşünebilirsiniz bundan sonra. Zaten promandibular bölgeye kadar gidiyordur bu. Kesinlikle. Tamam. Evet. Kafa tabanına kadar gidiyor. Yani baş ağrısı, göz ağrısı, kulak ağrısı hepsini değiştiriyor. Hastalar kombin yapıyor. Bütün doktorları gezmeye başlıyorlar. Halbuki sorunlarınız burada yatıyor çoğunda. O nedenle hani çene eklem ağrılarından sonra bakın bu ağız temizlenemez. Çiğneme etkinliğini tam yapan ağız biyomekaniği itibariyle çiğneme etkinliğini yapan kendi kendini temizler. Bakın dişler tam eksiksiz yerini aldığı zaman diliniz, dudağınız, yanağınız hepsi birbirini o kadar güzel temizler ki sizin fırçalamaya isteğiniz en aza indirgenir. Plak taş birikiminiz en az olur. Siz diş taşı temizliği parlatmaya belki ihtiyacınız kalmayacak. Yalnızca diş hekimine kontrole gideceksiniz. Bunu istemez misiniz? Tabii herkes ister. Yani ben de isterim açıkçası. Peki bu tür durumlarda devam edelim. Üst solunum yolu enfeksiyonları kaynağıdır. Plak taş birikiyor ya, bakteri birikiyor ya. Direkt bademcik iltihabı, faranjit. Ondan sonra ses nodüllerinin enfeksiyonları. Devam edelim. Etkin çiğnemi yapamayacaksınız. Mide bağırsak sistemini etkiliyorsunuz. Gastrit reflü ülsere geçiyorsunuz. Kalın bağırsaktaki konstipasyon dediğimiz kabızlığa geçiyorsunuz. Kalp iş yükünü artırıyorsunuz. Enfeksiyon odaklarından dolayı da kalpteki belki hani protetik kalp kapakçığı giyen kişiler, takılmış olan kişilerin hasarına geçiyor. Aslına bakarsanız hem hayat standartınızı çok düşürüyor hem de ömrünüzü kısaltma üzerinde bir sistem kuruyor. Dolayısıyla bizim istediğimiz şey şu. Ağızdaki bütün dişlerin bir tane diş eksik olsa bile biyomekaniğini sağlamamız, ağızdaki diş çene kilitlenmesini çok iyi bir şekilde 1 milimetre olsa bile bütün dişlerin sızdırmaz kapanışının sağlanması, yani şöyle gösterirsem eğer anahtar kilit şeklinde sağlanmasından sonra siz bu ağızda şöyle ki göstereyim. Evet. Birbirine kenetlenmesi oluşması. Yani arka dişlerinizde kağıt bile ısırıp onu kopartabilmeniz gerekiyor. Bunu da 3 boyutlu anatomiyle yapabilirsiniz ki dişlerin şu üstündeki bütün olukların, çıkıntıların, girintilerin hepsinin bir faydası var. Temizlenebilirlik açısından, çiğneyebilirlik açısından, eşit yükü paylaştırabilme açısından. Dolayısıyla